Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Muğla Bodrum'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Kurşun Ticaret'e konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Ziya Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ziya Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Bizlerdeyiz. Öncelikle ben röportajıma teşekkür etmekle başlamak istiyorum size. Çünkü bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Sizlere ayağınıza sağlık. Buraya kadar zahmet edip geldiniz. Çok sağ olun efendim. Çok estağfurullah. Ziya Bey, ben firmamızdan bahsetmeden önce öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Ziya Bey kimdir? Sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? Ziya Bey kimdir? Ziya Bey Bitlisli, 1969 doğumlu. Evet. Aydın'da 35-40 senedir aşağı yukarı hekimatika ediyoruz. Evet. 97'den beri ticarete atıldık. 97 yılından beri ticaretin içindeyiz. İşçiydik, sonra ticarete atıldık. Evet. O işçilik havanızı hiç kaybetmemişsiniz ama. Ne oğlum? Patronculuk oynamıyorsunuz yani, değil mi? Yok, bizde o şeyler olmuyor. Evet. Ticaret yapıyoruz. Merkez yerimiz Aydın. Aydın. Ticaret hal 7. Evet. Burada mandalina işi yapıyoruz. Niye burada yapıyoruz? Burada kalite. İnsanlara hizmet, kalite sunmak için. Bodrum deyince mandalina tabii meşhurdur. Evet, Bodrum mandalinasıyla meşhur bir şeyimiz. Bizim meşhur bir şeyimiz dediğimiz gibi. Evet. Biz de burada yani tohur dediğimiz bahçeler alıyoruz. Toplattırıyoruz. İşte efendime söyleyeyim Aydın, İzmir, Balıkesir gibi, Denizli gibi, Uşak gibi illerimize yolluyoruz. Halka evet. Hizmet olsun diye. Mandalinalı sizler yetiştiriyorsunuz. Mandalinayı çiftçi yetiştiriyor. Evet. Biz çiftçiden bahçe alıyoruz. Evet. Elemanlarımıza geliyoruz, kesiyoruz, arabalarımıza yolluyoruz hayırlısıyla. Evet ve sevkiyat yapıyoruz. Sevkiyat yapıyoruz. Yani. Evet, birçok evlere gidiyor bunlar esasında evet, değil mi? Evet. Yani Ziya Bey, esasında ürünlerimizin en büyük özelliği tamamen organik olması, evet, değil mi? Evet, evet. Yapılabilecek küçük hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Çünkü biraz önce de bahsettik, gerçekten bu mandalinalar, bu ürünler sofralarımıza gidiyor. Çocuklarımız yiyor bunları, özellikle bizler yiyoruz. Peki bu konuda tüketicilere neler söylemek istersiniz burada? Bir mandalina alırken ya da bir ürün alırken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl anlayabiliriz bunun organik olduğunu? Tüketicilere tabii ki çok iri mandalina çok şey olmaz yani bu şeyi. Bodrum özellikle yani her şeyin önünden gelir. Yani şimdi bunun bir gerçekçi olmak lazım. Ben kendim yıllardır bu işin içindeyim. O şey 35 senedir işin içindeyim. Evet. Bodrum deyince yani tabii ki gerçekten yani boşuna at yapmamış yani. Evet. Dediğim gibi burada turizm biraz önde olduğu için pek narinceye pek şey veren yok. Yani öyle gübre verelim şey verelim. Hayvan gübresiyle organik Allah'tan gelen işte bu suyla bir şeyle oluşuyor bu mandalina, buranın mandalina. Evet, ama sizin de dikkat ettiğiniz birçok nokta var yani. Sonuçta evet bir doğal bir ürün ama hani siz de dikkat ediyorsunuz bu konuda elinizden geldiği kadarıyla. Tabii kalite yani elimizden geldiği kadar kalite. Evet, peki burada kaç personelle çalışıyorsunuz Ziya Bey? Burada kaç personel çalışıyoruz? Gün geliyor 100 kişi, gün geliyor 50 kişi, gün geliyor 20 kişi. Yani işin durumuna göre değişiyor esasında. İşin durumuna göre değişiyor evet. Değil mi? Çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Genelde Bodrum mu yoksa Türkiye'nin çeşitli yerleri var mı? Tabii ki köyde çalışıyorduk eskiden. Yani bıraktık, işlerin sıkıntılı olduğundan bıraktık. Bursa, Karacabey bölgesi çalışıyorduk. Evet. Adana çalıştık zamanında. Yani işte gittikçe bizim bu işte de gıdaldı Sinan Bey. Yani gıdaldı derken yani meslek market, büyük marketlerin açılımıyla bizi biraz şey yaptı yani etkiledi. Diye pazarlar, hallere verilen bir sıkıntı bu yani. Evet. Peki Ziya Bey, bu sektöre girerken hedefleriniz neydi? Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonra neler olacak hedeflerinizde? Nerelerde görebileceğiz sizleri? Sinan Bey, bizim hedeflerimiz insanlarla mutlu olmak, insanlara bir iş verebilmek. İstihdam yani sağlamak. İstihdamını evet. Sağlamak dediğiniz gibi. Yani insanlar akşam gitse Allah razı olsun bir lokma ekmek kazandırabiliyorsak. Yani bizim çok büyük yerde gözümüz yok. Değil mi? Kendi yağımızdan kavrulan bir insanız. Evet, harika. Yani çok doğalsınız bu arada ve çok severek yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani toprakla berabersiniz. Evet. Severek yapıyoruz. Koşturuyoruz gece gündüz. Evet. Yani insan zaten sevmediği ve inanmadığı bir işte de başarı evet, göstermesi evet. Mümkün değildir diyoruz. Çok kısa süre içerisinde yıllardır ticaret birikiminiz var ama firma olarak da marka ismi olmayı başarmış bir firma olarak sizleri görebiliyoruz Kurşun Ticaret teşekkür olarak. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum Ziya Bey. Bu güzel şehrimize, Bodrum'a, Muğla'ya katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun efendim. Zahmet edip buraya gelip o kadar geldiğiniz için. Çok teşekkürler.
Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Muğla Bodrum'dan seslendik ve şüphesiz tartışmasız sektörün lider firmasına konuk olduk. Kurşun Ticaret ile beraberdik ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyo'nda.